Buradaki depremzede öğretmenlerimizin ve idari personelimizin diğer illere görevlendirme talepleriyle ilgili, özür tayinleriyle ilgili, efendim diğer illerden buraya gelecek öğretmenlerle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Onların planlamasını inşallah önümüzdeki hafta itibariyle paylaşacağız. 71 ilde 20 Şubat tarihi itibariyle eğitim öğretime okul öncesinden liseye kadar başlıyoruz. Bizim hayatı normalleştirebilmemiz için öncelikli olarak eğitimi normalleştirmemiz gerekiyor. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye'nin örneklemi değil evreni. 20 milyon öğrencisi, 1.2 milyon öğretmeniyle nasıl Covid sürecinde hızlı bir şekilde normalleşmeyi sağlayarak Türkiye'nin normalleşmesine katkı sunduysak aynı yaklaşımı, aynı deneyimi inşallah bu süreçte de uygulayacağız. Nasıl Covid sürecinde il bazlı, ilçe bazlı karar vermeyip okul temelli bir şekilde açma kapamaları yaptıysak aynı deneyimi bu deprem sürecinde de, depremzede olan 10 ilimizde de uygulayacağız. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada arkadaşlar. İnşallah hızlı bir şekilde birlik beraberlik içerisinde bu süreçleri atlatacağız. Çok daha güçlü bir şekilde önümüze bakacağız. Burada gerçekten çok başarılı bir koordinasyon var. Sayın Bakanımız, valilerimiz, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, 2. Ordu Komutanımız, Jandarma Komutanımız, İl Emniyet Müdürümüz, diğer tüm birimler çok başarılı bir şekilde, sağlıkla ilgili diğer birimler de aynı şekilde çok başarılı bir şekilde süreçleri yönetiyorlar. İnşallah sahadaki o çadırları yavaş yavaş normalleştirip diğer ihtiyaç olan bölgelere, illere de naklini sağlayacağız. Tekrar başımız sağ olsun. İnşallah bugünlerde hızlı bir şekilde atlayacağız. Teşekkür ediyorum.